Evet, herkese tekrar merhabalar. Bugün haftanın ikinci işlem gününde bu haftayı değerlendirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz haftadan özellikle Cuma günü bir Avrupa enflasyonu beklentiden daha iyimser gelmişti. Dün de aslında PMI verileri özellikle imalat tarafında nispeten biraz daha Avrupa tarafında avantajlı bir görüntüsü var. Özellikle Amerika tarafında ISM imalatın nispeten biraz daha zayıf bir görüntü sergilediğini görüyoruz. Buna yönelik fiyatlamalar oluyor. Bu hafta içerisinde Türkiye'den dün ve bugün özellikle büyüme ve enflasyon verilerini aldık ki büyüme beklentinin biraz altında kalsa da 3. çeyrekte artıya geçmiş durumda. En azından çeyreklik bazda yıl sonu için biraz daha ümit verirken enflasyon tarafında da burada da beklentilerden daha düşük bir enflasyonla çift haneli verilere gelmemize rağmen burada da aslında biraz daha olumlu bir görüntü var. Yani enflasyonun yükseliş hızının beklendiğinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii hafta genelinde Cuma günkü biz Amerika'dan açıklanacak tarım dışı verilere odaklanacağız. Bugün Salı olma itibariyle biraz daha veri akışı sakin gibi gözüküyor ama NATO zirvesi başladı. NATO'dan sonra 12 Aralık İngiltere seçimleri, 15 Aralık'a kadar Amerika ile Çin yeni vergi oranlarında anlaşacak mı? Bu üç başlık olacak. Sonrasında da herhalde yılı kapatacağız. Ama genel anlamda yarın ve özellikle Perşembe günü de bir PMI serisi üzerinden devam etme gibi bir durumumuz gerçekleşebilir. Ama tarım dışı verisi şu açıdan önemli olacak. 4 ay üst üste en azından beklentinin altında kalan ISM imalat verisi dün Amerika'dan. Tarım dışı veri setiyle birlikte ki istihdamı FED çok ön plana çıkarıyor. Destekleyecek mi ona bakacağız. Şimdi buradan dilerseniz bir şeye gidelim. Yani meta üzerinden daha doğrusu platform üzerinden fiyatlamalara bir bakmaya çalışalım. Geniş bir ekran içerisinde öncelikle dolar TL tarafına bakarsak geçen hafta aslında konuştuğumuzda çok paralel. Yani geçen haftaki videomuzu seyreden arkadaşlarımız varsa her zamanki gibi günlük bir grafiğimiz var. Burada günlük grafik içerisinde şu an 50 ve 200 günlük ortalamalar, üstel ortalamalar bize bir aralık sağlıyordu. Geçen hafta bakın şu dünkü pazartesi günü 1, 2, 3, 4, 5 barın oluştuğu bir fiyat düşünürsek geçen hafta söylediğimiz o 5.70'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ki biz şurada başladık haftaya. Geçen hafta içerisinde bir 5.78 hareketi işte biraz daha Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili doların dünyada değer kazanması ile ilgili dikkat ediyorsanız yeni bir trend de oluşmasına neden olan o 5.78'in üstünde 5.79 direnç bölgesine doğru bir hareket gördük. Sonrasında nispeten doların değer kaybetmesi, Türkiye'nin ülke CDS primindeki gevşeme ile birlikte aslında haftaya 5.75 civarlarında devam ediyor. Burası bizim 50 günlük ortalamamız. Şöyle geriden gelen bir geniş üçgenimiz de söz konusu burada. Ve aslında bu üçgen biraz daha aşağı doğru baskılayarak yani şu trendin bir noktasında yukarı doğru bir kırılışla devam edebileceği, bir kırılmayla devam edebileceği algısını bize yaratarak sıkışmaya devam ediyor. 200 günlüğün kesin üstündeyiz. Şu an için bu hafta geri kalan 3 çubuğun veya 3 barın nasıl oluşacağını bakmaya çalışırsak da orada yine biz normal şekillerimizi kullanmaya çalışalım. Şimdi önümüzde bir Amerika veri seti var. Baktığımızda yani Cuma günü tarım dışı. Ondan önce fabrika siparişleri, özel sektör istihdam ve hizmet PMI'yi göreceğiz. Herhalde işte çarşamba, perşembe, cuma günleri. Şimdi burada dolardaki değer kaybı devam ederse Türkiye'deki risk birimi biraz sonra göreceğiz. Eğer burada da bir şimdi bugünkü enflasyon verisi sonrası Merkez Bankası biraz da agresif piyasaya gelebilir. Yani 225-250 bas puanlık bir indirimle bile 2020 beklentisi enflasyonda biraz daha düşük kalmasından dolayı daha agresif bir şekilde gelebilir. Bunun bir kuru yukarı doğru tetikleyebilecek etkisi olabilir.
Zaman zaman da mesela 3 gün içerisinde şu hareketleri, yani 77, 78 hareketlerini görebiliriz. Ama genelinde, piyasa genelinde şu aralığın, yani dağınık bir görüşle aslında şöyle dersek, bakalım onu da buradan ayarlayabilecek miyiz? Hani şekiller içerisinde bir elips bulalım. Şöyle bir yuvarlak içinde düşünürsek, tahmin ediyorum, bunda da şöyle bir noktada şeyimiz oluşacak gibi duruyor. Yani şu aralık içerisinde hareketlerimize, bu yörünge içinde diyelim, devamı söz konusu olabilir. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani 5.72-5.73 bir destek bölgesi olarak kalmaya devam edebilir. Özellikle onu da şöyle belirtelim. Yani 5.72-5.73 gibi yukarı yönlü ataklarda da kısa vadede aslında şu mavi alana kadar bir şeyimiz olabilir. Ne derler? Hani bir aralıkta fiyatlar gerçekleşebilir. Dolayısıyla biraz daha geniş bir aralık normalden. Yani şöyle bir aralık içerisinde önümüzdeki, biraz daha küçülteyim. Önümüzdeki hafta hareketleri şu çizdiğim kahverengi destek seviyesi ve mavi direnç seviyesi arasında 3-4 gün daha, yani cuma kapanışına kadar kur tarafında görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Pariteye gelince geniş bir üçgen içerisinde 50 ve 200 günlük dirençlerini test etmeye devam eden, bu aşamada da açıkçası net bir 1.10 desteği ve 1.11 direnci arasına biraz daha sıkışan, şundan bir tane daha şuraya koyarsam, şu paralel iki çizgi arasında 50 günlüğünde ortalamasında devam eden bir euro dolar var. Eğer doların değer kaybı dediğimiz gibi Amerikan verileriyle devam edecek, Avrupa tarafında da enflasyon sonrası gelen imalat piyamayındaki nispeten olumlu görüntüyle biraz daha euro tarafını destekler nitelikte, yani zayıf doların ön plana çıkması devam ederse, burada da biz bu sefer şöyle bir destekle, yani 50 günlükten bulunan destekle, bu sefer geçen hafta aslında tahminimizin, tahmin ettiğimiz fiyatlardayız ama biraz daha tahmin ettiğimiz süreç yukarıdan aşağı doğru bir inmeyle gelecekken, bakın şu 5 barlık inme de aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşti. Dolayısıyla şurası kırılmazsa, yani şu bar içerisinde bir ortaya şey koyacağım, bunun rengini değiştireceğim hemen karışmasın diye. Mesela şöyle bir ne olabilir, daha koyu bir yeşille. Dolayısıyla şu bölge geçilmediği sürece, yani 1.10 40, 1.10.50 aşağı doğru kırılmadığı sürece, aynısından bir tane de şöyle 1.10.20, 1.10.30 taraflarına, hatta belki 200 günlüğe sene sonu için 1.11.60'a doğru bir haftalık euro dolar beklentisi görebiliriz. Burada CCI ile stokastiğin de günlük bazda bu sinyalleri sizlere çok net bir şekilde, özellikle yani işte 1.10 seviyelerinde verdiğini görüyorsunuz. Burada bir geri dönüş sinyali şu an için gözükmüyor. Oluşmaması durumunda bu grafiklerin de yukarı doğru fiyatı işte kısa geri çekilmelerde 1.10.40, 1.10.50 üzerinden 1.11.20'ye doğru taşıyabileceğini söylemek lazım. Altın tarafına gelince, dikkat ediyorsanız her üç üründe de sıkışan bir inme var. Yani daralan ve karar verme konusunda beklentisi oluşan, altında da %50 günlük arasında ve 1450 direncinde çok net bir şekilde, yani şu bölgeyi 1450 olarak görürsek ve 1400 yani burada kırmızı var, belki bunu da yukarı taşımak lazım, 1478 arasında bir şey var, ne derler, bölge var şu bölge içerisinde. Altının karar verme aşaması, yani yatay bir görüntü burada devam ediyor. Burada ben
Çin-Amerika ilişkisinin veya anlaşmasının çok pozitif algılandığını, borsalardaki yükselişin çok pozitif yaşandığını, dolayısıyla önümüzdeki hafta tarım dışının da dolara bir zayıflık getirmesi ihtimali hala göz önünde bulundurarak ben burada 1450'nin kırılmadan altındaki hareketin biraz daha yukarı yönlü tekrar 1478 istekli gerçekleşebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani şu iki kahverengi çizgi içerisinde biraz büyüteceğim. Şu şekilde. Bir tık daha büyüteceğim. Altında hareketin biraz daha yukarı yönlü, belki kısa bir trend çizgisiyle bile hatta şöyle devam etme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada zaman zaman iyimserlikler şey yapabiliyor. Yani 1450'ye doğru çekebiliyor altını. Ama özellikle bu 1450 kırılmadığı sürece bakın burada da nispeten bir şey var. Yani özellikle şu bölgede şey bize stokastik neredeyse işte 1452-53'lerde vermiş sinyalimizi. CCI'da biraz daha gecikmeli, bir gün gecikmeli 1455'lerde vermiş. Ama şu geri çekilmeler oluyor. Ama günlük kapanışında bu yukarı trendin devamını şu an için engellemiyor diye düşünüyorum. Sonuçta çok hızlı bir şekilde buradan bir de terminale bakarsak en azından Türkiye'nin CDS'lerindeki son durumda işte son 325 hareketinden sonra 317'ye geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz burada. 317 seviyelerinde olduğunu da söyleyebiliriz. Burada NATO'dan çıkacak bir sonuç tekrardan 300'lere bizim CDS'lerimizi de yakınlaştırabilir. Dolayısıyla biraz daha olumlu bir hava yurt içerisinde olabilir. Borsaya ayrı bir video ile değiniyoruz. Ama görebildiğim kadarıyla yani bu beraber yaptığımız analizde özellikle altın ve parite tarafı kurdaki daha doğrusu dolardaki zayıflamayla haftanın geri kalanında ileri doğru ve yukarı doğru bir yükseliş gösterebilir. Parite tarafında bu biraz daha altına göre inişli çıkışlı olabilir gibi geliyor. Ama dolar TL'de özellikle 5.70'in altı görülmediği sürece Merkez Bankası'nda 12 Aralık'ta bir faiz indirimi patikasında hızlı bir şekilde devam söz konusu olursa burada da kurun herhalde 5.72-5.78 maksimum 5.80 arasında hareketlerini görebileceğimiz özeti biraz daha video içerisinde yer alacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik herkese bol kazançlar, iyi bir hafta. Tarım dışında tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.